Ben mesela Ali Çetinkaya ile oturup görüşebiliyorum, kahve içebiliyorum. Aynı şekilde Ogi ile de geldi mesela, oturup kahve içtik. Hani bunlar EDRP sayesinde oldu. Yani bu bir rol sayesinde oldu. Ben güzel insanlar tanıdım, güzel insanlar tanıyorum. Mesela Bana Burak deme abi gelse dese yani. ki abi İstanbul'dayım, buluşalım, gel. Başımın üstünde yerim var. Aynı şekilde Umut, İmkan, Genco, Can. Yani hepsi benim kardeşim, hepsi benim ailem gibi oldular. Aslında bakarsan sanal ortamda tanıştığın insanları hayatına bir nebze sokuyorsun. Ve bu sanal alemin bana verdiği gerçek kardeşler var yani. Yani aslında bu videonun amacı bir yandan hani hem o Wow. yayını açmayan arkadaşları da tanıtalım. Hani onlar da kendilerini tanıtsınlar. Ve Evet aynı evet. zamanda da Şurada. bu bir rol adı altında zaten bu videoyu çekiyorum. Benim maksatım buydu. Hani gayem bu şekilde. Hani bunun bir rol olup hani bir eğlence amacı dışında çıktığından dolayı yani görüyorum mesela çok bu konuda canı yanan, üzülen insanlar oluyor. Hani toksiklik adı altında daha çok aslında üzülen insanlar oluyor. Ben bunları hani sezip bunlar için ne yapabilirim deyip hani bu şekilde bir video hazırlıyorum. Zaten soruları devam ettiğim sürece göreceksiniz zaten. Beyler hoş geldiniz, hoş geldiniz. Burası Şampiyonlar Ligi oldu bir anda. Parça parça verecektik. Demir abi Oha. de geldi. Selamünaleyküm. Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin oğlum? Abi sen geldin bak biz şöyle anlaştık. Hani soruları ben tek tek soracağım. Normalde tek tek yapıyordum ben bunu ama size ekip halinde yapalım dedim. Hani soru... Mekarpı ekibi tam listede. Başlığa yazalım Ve bunu. işte. Abi Mekarpı tek ekibi. tek soracağım. Hani bana hiçbir sen cevap ver. Just sen cevap ver gibi gibi ilerleyeceğim. Abi o zaman öncelikle hepinize bir hoş geldin diyeyim. Hani bu zamana kadar o kadar büyük desteğinizi gördüm. Hani buna mesela burada olmayan Mainz da dahil, hani şizofren de dahil. Hani çok büyük desteğinizi gördüm. Hani başta zaten Emre abi saymıyorum bile. Hani çok büyük Kar desteğinizi kar gördüm. kar kahramanı saymadın olmaz o. Abi kahramandan çok moderatörü var. Uğur o çok yardımcı oldu bana. Onu söyleyebilirim. Hani çok teşekkür ederim size. Hani canı gönülden hani abilerim, hani kardeşlerim var. Hani aranızda hani cansınız yani gerçekten. Hani ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani Wright'ın, hani Polat da aynı şekilde düşünüyor. Abi ben sıra sıra söz vereceğim size. Bana hiçbir yani Yusuf kendinden bahseder Efendim misin abi. kral biraz? Biraz Tabii kendinden bahseder misin? bahsederim abi. Ben cam Bahset göreceğim şekilde abi. ben yapacağım. 12 yaşında şekilde 2001 doğumluyum bu arada. 19 yaşına bastım. Adım Yusuf, soy ismim İrcan. Van İşbirliği 2 de oradan geliyor hatta, soy ismimden. Sağlık meslek mezunuyum. Öyle. O kadar yani çok Yarışmaya nereden? da. O kadar yani, ne diyeyim abi. Hoş geldin kral tekrardan. Hoş Sıra bulduk. Just Nine. Şakir 9 sendeyiz kral. Just9 işte yayında gördüğünüz birebir aynısı yani. Açıkçası biraz fazla dobrayım, samimi olduğumu düşünüyorum. Fazlası da biraz itici oluyor. Ben sanırım o itici kısımdayım. O yüzden her şey aslında az çok beni tanıyan biliyordur. Hoş geldin kral tekrardan. Blade AI imkan vermez. Ben Umut Onat, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Ne gülüyorsun abi? Çok fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Yayınlarımda genellikle sadece kendimi değil, yani içerik çıkaran arkadaşlarım da bir şeyler kazanmasını sağlamak için yayın açıyorum. Öyle ekstra Şahidiyim. bir, aynen öyle. Yani SMG severim. Bu kadar. Teşekkürler. Sırada Demço, Demir abimiz, Erşan Kunteri. Sendeyiz abi. Kardeş. Demço'yu da Erşan'ı da ben sana anlatamam. Yaşayıp görmeniz lazım. EDRP başvuruları açık. Buyurun başvurun. Aramıza Aramıza dökeriz. bekleriz. Şey demeyeceğim, 19 yaşında insanlıktan mezun. Ben 30 yaşındayım. Artı 2'liği devam ediyorum hayatıma. Tabii daha fazla böyle kendimi genç hissediyorum. O yüzden de yaşın bir önemi yok. Rol Kesinlikle yapmayı abi. seviyorum. Etrafımdaki insanları beraber rol yapmayı seviyorum. Muhabbeti seviyorum. Babam. Güzel bakalım ya, böyle devam ederiz. Babacım. Bizi seviyor mu abi? Hoş geldin abi tekrardan. Hoş bulduk. Takmadı ya. Seviyorum lan, nasıl sevmem? Cevap vermedi Abi iyi, bana bir para gönderirsen sevdim ya abi. bir an. Sevmiyorum. Yemek sepet kodu varsa abi. Sırada Gençu. Ben Gençu Ömer Dove Gencu. Young. Ben Ömer Ne Gencu. demek Hani genco? Bulgaristan göçmen olduğundan dolayı soy ismim. Bulgaristan'da dedem falan da öyle. Medipol Üniversitesi Eczacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim.
Demedin lan sen. Koran'dan. Aa, bu arada şeyi ekleyeyim oraya ben. Makedonyalıyım bu arada. Onu da ekleyeyim. Ya aynen abi, onu unuttuk bak. Üsküplüyüm abi, söylemeyi unuttum. Harbi mi? Şimdi düşünmeyelim hemen. Röportajdan sonra bir konuşalım seninle tekrardan. Ben Kanadalıyım abi aslında. Koran'dan dolayı İzmir'deyim şu an. Hoş ben hoş sorularıma geçiyorum yavaş yavaş. Bakalım hadi. İlk sorum şu şekilde yani. Roleplay hayatından ne zaman ve nasıl başladınız şeklinde. Hani ilk cevabı One HP'den istiyorum. YouTube. Abi şimdi roleplay hayatına MTA'da başladım abi. MTA'da Texas RP yapıyorduk. Doğum işte havada uçuşuyordu. Daze oynuyorduk aslında bir nevi. Daze'i çoğunuz bilir diye tahmin ediyorum. Orada aslında roleplay yapmaya başladık. Zombilerle falan başladık hatta. Zombilerle falan konuşuyorduk. Oradan Badu Rider, Kim Rider. Aynen. Kanka dedi, bir X sunucusu vardı. İşte buradan insanlar rol falan yapıyor dedi. Gelsene dedi. Okey dedim. Oraya gelmeden önce de ya birçok oyunda, birçok roleplay sunucusunda bulundum. Örnek vereyim, vermek gerekirse Minecraft. Antırnet. Saçma oyunlar gelebilir ama size. Evet öyle. Ama var ya. Var. İlk sunucuma RDM sunucusuna başladım abi. Doğru. Bayağı kargaşaydı. Mafyalar, karteller içinde büyüdüm. Çetelerdir, zart surt. O şekilde hani baktım, kuralları öğrendim yavaş yavaş. Ya kısacası bundan bir buçuk sene, iki sene önce falan başladım diyebilirim. Badu'yla birlikte. Badu başladı zaten ben de. Benim de sanırım bilgisayarım kaldırmadı. oynayamadım. 100-200 saat oynamışımdır o sefer. Tabi kuralları falan o kadar bilmiyorum. Sonra yeni bir bilgisayar aldım abi. Oradan devam ettim. Bu zamana kadar da geldim diyebilirim kısacası. Öyle. İyi ki de gelmişsin. Genelde o süre içerisinde hani ne bileyim yönetimlik odur budur zart zurt şekilde devam ettim sıkılmadan. Allah kral, biz seni çok sevdik. İyi ki de gelmişsin yani. Unutandım ya. Şakir 9. Kral, peki sen rap hayatına ne zaman başladın ve nasıl başladın? Benim de aynı Yusuf gibi aslında bir arkadaşım vardı. Fero diye, zaten burada server'da da birlikteydik onunla. O bir ilk server açıldığında falan başlayalım goy goy yapmıştı. Öyle birlikte başladık. 3 yıl, 2,5 yıl falan oluyor. O günden beri oynuyorum. Aslında çok seven biri değilim roleplay'i. Bir yerden sonra sıkıyor beni ama. Herhalde burada en uzun süremi geçiriyorum biliyorum. Yani bu kadar aktif olduğum pek şey yapmaz olmamıştı yani. Peki Blade Ayı. İmkan abi vermez. Benim de çok farklı değil aslında. Yani bir arkadaşım vesilesiyle roleplay oynamaya başladım. Ondan sonra bazı büyük sunucularda oynadım. Büyük sunuculardan sonra buranın açıldığını duydum ve buraya başvurdum. Ondan sonra burada kendime sosyal bir karakter yaratmıştım daha önceden. O karakterle geldim. Ve sosyal, yani rollerin içinden çıkamadan birazcık böyle aksiyona, heyecana atılmak istedim. Yeni bir karakter kurdum kendime. Hatta ondan yaşlı sonra bir karakterdi değil mi? Yani evet, yaşlı Kamil Destek diye bir karakter. Kamil Destek, aynen. Evet, yani ondan sonra biraz aksiyonun içine girmek istedim. Öyle bir karakter açtım. Ondan sonra kendimi burada buldum yani. Sen de hoş geldin tekrardan kral. Teşekkür ederim. Yani bir imkan vermez de sevdik yani. SMG'yi sevdim. Demço, Demir abi. Söz sende. Rap hayatını zaman başlıyor. Sana 1980'leri 70'leri nasıl anlatayım? Nasıl ya? Bizim hayatımız roleplay olmuş be kardeşim. rol yapıyoruz, roleplay yapıyoruz yani. Çok fazla şey olmaması gerekiyor ama yani işin şakası bir tarafa. Hani şöyle bir arkadaşlarla arkadaşların toplanırsın, hadi beraber bir oyun oynayalım dediğim bir oyun olur ya mesela. Veya toplanıp eğlenmek için hani hep beraber bir sunucuya girersin veya işte bir farklı bir oyun oynarsın. Benim de roleplay'e başlama hikayem o şekilde oldu aslında bakarsan. Hani güzel abi, ben nasıl diyeyim, hani karakter gelişimini, senin karakterin üstüne düştüğünü falan hani ben takip ediyorum uzun zamandır. Hani belki de en eski takipçilerinden bir tanesiyimdir. Hani aradaki farkı çok net olarak ben de görüyorum yani. Öyle olması gerekiyordu. Gerçekten eğleniyorum yani izlerken. Yani bugün mesela olsun hani One HP açayım, Just Nine açayım, Blade açayım, Demcho'yu açayım, Genchu, Mindset'ı falan hiç fark etmiyor. Hani bir yayını açtığım zaman hani sıkılıp başka bir yayına geçtiğim zaman olmuyor. Hani açıp gerçekten keyif alarak bir hani karakterin hikaye örgüsünü falan şu an çok keyifli bir şekilde takip edip izleyebiliyorum yani. Güzel bir şey ama şöyle bir şey var, hani mesela saydığın isimlerin dışında bir sürü insan daha var. Hani tabii içeride eğlenen ve deli gibi hani karakter gelişimiyle olsun
karakter hikayesiyle olsun, içeride bir sürü eğlenen insan var. Belki hani yayın açmayanlar var ama mesela biz kendi yayınlarımızda onları aslında görüyorlar izleyiciler de. Sırada Genchu. Sen neden başladın RP hayatına? Ben bir sene önce falan başladım. Yakın bir arkadaşım vardı. Bir sunucuda oynuyordu. Onun o çağırmıştı yanına. O şekilde gittim. Onun haricinde oradan böyle sıkılıp farklı büyük sunucuya gittim. Ardından buraya geldim. Yani şöyle anlatayım. Dobe'yi nasıl oluşturduğumu anlatayım ben. Bu daha iyi olur. Bir film izlemiştim ben. City of God. Oradaki karakterler hoşuma gitmişti. Biliyorsunuzdur belki. Afrikalı evet. Gangster tarzı. Onu izleyerek oluşturmuştum. Aklıma geldi o sırada. Valla kral çok eğlenceli, çok eğlenceli bir karakter açmışsın. Tebrik ederim yani. Peki kral, rolde en eğlendiğiniz anınız hangisiydi? Yani İlla ki yani rol yaparken eğlendiğiniz birçok anınız olmuştur. Ama mesela bir tane an vardır, unutamıyorsunuzdur. Ya da mesela aklınızda hep kalıyordur. Hani bu anı tekrar yaşamak istiyorum dediğiniz bir anınız illa ki vardır. Ben bu anı merak ediyorum. Ve One HP'den başlıyorum. Abi şimdi şöyle diyeyim, sen de dediğin gibi başta. Abi eğlenmediğim bir an yok. Hani gerçekten yok. Her hep şaklaban eğleniyorum abi. Şaklaban bir karakter olunca. Ya her türlü eğleniyorum. Millet bağırsa da, o bağırsa, şu bağırsa, her türlü eğleniyorum. Çok eğlendiğim bir an var, evet. Kahraman abilerle işte Necati abi, Erçin abi, Zafer. Mücevher soygunu. Ondan sonra uzaklaştırma olan. Mücevher soygunu. Evet abi. Tamam. Abi yemin ederim çok eğlendim. Yani böyle bir şey yok. Harbi evlendim. Değdi de söyleyeyim. Bir daha sonra yine yapabilirim bu arada. Eğlendim. Buyurun. Birazdan bir de... Ben bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Orada şöyle bir itirafta bulunayım. Araya gireyim çok kısa. Oradaki rolde şöyle bir şey oldu. Biz o role girdik. Artık yani her şey hazır. Ve ben şöyle bir şey yaptım. Hani kurala baktım. Artık yani. Ama roldeyken. Banlandım tamam mı yani? Orada kaçış yok. Ama yani bile bile yaptık o rolü yani bu arada. Onda çok eğlendim. Bir de neyde eğlendim abi? Ninef Optimus Prime olayında. Onda eğlendim. Bir tane daha var, Erçin abilerle tanışma. Ya şey vardı ya, Kırlı Dobe vuruyordu Riot'u. Aynen. O anda birçok eğlenmiştim. Ya dedim ya, birçok rol var abi yani. Tek bir tanesini sayamam. Hani 3-4 tane sayarım zaten, öyle diyeyim. Sürekli eğleniyorum abi. Eğlenmediğim bir an yok. Herkes, Edarp'teki herkese teşekkür ederim. Çok güzel roller yapıyorlar. Herkese yayınlıyoruz zaten. Benim haricimde. O şekilde yani. Şakir 9, saç sende kal. Roldeki en eğlendiğin anın hangisiydi? Ya düşününce bir anda iki tane rol geldi. Biri geçen gün Erşan ve Şakir'in Şaban'ı kaçırmasıydı, dans ettirmesiydi. Orada ben çok gülüyordum aslında. Belki izleyenler orada sinir, öfkeyle küfür eden bir karakter görebilir ama arkada ben kahkaha atıyordum. Zaten Serdar'ı da tanıdığım için ona, hani onun haline de gülüyordum. Ondan keyif alıyordum. Bir de Can'ın söylediği gibi şey, Yusuf'un söylediği gibi, bu ilk mahalle olayları, ilk tanışmamız, bu ten mahallesine geçişimiz. Ben orada çok güzel roller döneceğine emindim ya. Çünkü o yaklaşımı anlayabiliyordum, insanların nasıl bir rol yapmak istediğini. Ben o andan başlamıştım eğlenmeye. Yani mahalle rolleri baştan sona benim için en eğlendiğim anlardı. Şimdi Blade Eye, kral roldeki en eğlendiğin anın hangisiydi? Abi benim yani 3 tane var. Bunlardan bir tanesi aksiyon, iki tanesi fan. Bir tanesi Kamil Destek'te. Kamil Destek'te bizim Rıza Pekmez vardı. Kekliğin karakteriydi. O Rıza Pekmez'di. Bizim bir dayı tayfamız vardı. Çok eğlenceliydi. Deli gibi eğleniyorduk. Evet, çağırdı ilk zamanları. Evet yani bildiğin benim yayın açtığım 3. yayınım ya da 4. yayınım falan. O kadar komik şeyler yaşıyorduk ki. Kaza yapıyorduk. İşte kaza yaptığımızda adam arabadan çıkıyordu, geliyordu, NPC bizi dövüyordu. Dövdüğünde yani bir dayıyı dövüyorsun, anladın mı? İstediğin kadar karşılık ver, dayak yiyorsun. Dayak yediğinde verdiğin tepkiler falan çok komik anlar ortaya çıkarıyordu. İlk olarak onu söyleyebilirim. İkinci olarak aksiyon dolusuna geçeyim. Bizim bir tane çatışmamız vardı. Bütün şehirde çatıştık neredeyse. Paleto'dan başladık, Sendi'ye geçtik. Sendi'den başladık, şehire geldik. Erşan Kunteri, ben, Şansay'ın, Cabbar Tiryaki, Can Bircan ve Doruk Takip altılısı. SMG'ler falan çıktı böyle polislerde. Evet.
biz pistolle falan böyle çatıştık bayağı. Demir abiler falan düşmüştü. Ben tek başıma kaldım. En son Cabbar doğruluğu safeledi. Hepimiz yakalandık falan ama o kadar evet. Eğlendim ki o rolde. Ya bütün şehirde çatıştık yani. Çok eğlenceliydi. Denço. Abi, bu soruyu sana soracağım. Hani rolde en eğlendiğin anı hangisi diye soracağım. Yani. Ama ben senin için şunu söyleyebilirim. Hani benim hani Den hani Erşen karakteriyle ilgili izleyip de hani en eğlendiğim an şuydu. Abi kendi marketinde Amarok'la 6 kişiyle o benzinliğe girdiğin an benim için. Galeriye benim için işte gerçek baron be. koskoca Pidi'nin indiremediği 4 adamı benzinliğe girip yani. İndirdik oğlum. Yani bu da herkesin yapabileceği bir iş değil. Her baba izin harcıyor değil. Yani en eğlendiğim kısımlar konusuna gelecek olursak yani bu sorunun cevabı çok zor bende. Ben oyunu butonuna bastığım andan yani quit attığım ana kadar her dakikasında eğleniyorum aslında. Ama tabii o senin söylediğin çok güzel bir örnek. Mesela orada çılgınlar gibi eğlen. Doruk, Kahraman, Cappar aynı arabada ve benzinliğe giriyorum falan böyle. Güzel eğlenceli. Ben eğleniyorum ya. Eğlenmesini bildikten sonra her türlü eğlenirsin zaten. Özellikle bana para atarken eğleniyor. Hiç eğlenmiyorum. Hiç eğlenmiyorum. Gençu, rolde en eğlendiğin anın hangisiydi abi? Ben çoğu zaman eğleniyorum rolde. Sürekli gülerek oynuyorum, kahkaha atarak oynuyorum. Ama böyle aralığından en çok eğlendiğim iki an var. Bir EDRP'ye ilk girdiğim zamanlarda olan AK'li bir çatışma vardı. 250 gram kıyma için. Oy. Aynen. Renkli otoparkta. Onda çok eğlendim. Bir de aralığından en çok eğlendiğimde imkan vermez de illegal doktor olayı. O bir saatlik bir olay. Ben sonunda kriz geçiriyordum. Gülmekten Kenan falan ağrıdı. O keşke bir daha yaşayabilsem orayı. O güzeldi bayağı. Şimdi sıradaki soruya geçiyorum. Birkaç kelimeyle EDRP server'ını bize tanımlar mısınız? 1HP. Abi, aile, sevgi, saygı, arkadaşlık, dostluk, abilik, babalık. Yani sayeden ay bitmez yani. Yani. EDRP 2 olsun, yönetmek her şeyle okey abi ya. 5'te 5 yani benim için. 5'te yani bunun anladılması. Yani kral hani verilmesi gereken cevap aslında yani, tam olarak evet, bu yani. Evet, aynen ben çok burada vakit geçiriyorum. Ya burada hala aldık diyebiliriz. Ama lan buraya ben biniyorum. Just Nine. Azim, çalışma, mutluluk abi. Blade Ayı. Anlatılmaz yaşanır diyorum ben. Demço. Dışarısı çok soğuk, içerisi daha sıcak. Gençu. Ben hiç düşünmedim ya. Bunların hepsi düşünülmüş şeyler böyle oldu. Yok be. Ben hiç düşünmemiştim. Ben de hiç düşünmedim. Direkt Lambert diye girdim oğlum muhabbete. Madde doğaçlama abi bu işte. Ben sana yazayım istersen atayım kanka. Kaliteli. Los Santos cennet. Los Santos cennet aynen. Aynen. Modumuz... Rol içinde OFC olarak sinirlendiğiniz bir an oldu mu diye soracaktım size. İlla ki oldu. Ama benim bu soruda merak ettiğim kısmı şu hani. Olduysa sakinleşmek için ne yapıyorsunuz? Sırayla başlayalım lan HP'den. Abi yalan söylemeyeceğim. Rol içinde asla sinirlenmiyorum aslında. Tek bir tikim olduğu zaman. Çekirdek tiki olduğu zaman. Ya ciddi anlamda bu arada sinirlenmiyorum hiç. Sinirlendiğim zaman da ne yapıyorum? Serdar Ortaç açıyorum dinliyorum. Tarkan Öp açıp dinliyorum. O tarz hemen şey yapıyorum. Yani direkt ben. Ya da kendimi söylüyorum. Ya da Ankara Messi yapıyorum. Devam ediyorum yani yoluma. Just Nine. Rol içinde ya... OC olarak sinirlendiğin anda sakinleşmek için ne yapıyorsun? Ya ben aslında geçiriyorum Rage. Hiç gizlemeyeyim. Yani çok geçiriyorum hatta ama kulaklığını yani. Kapatabiliyorum. Yani ben konuşmuyorsam ve 2 dakika hani sessizliğe bürünüyorsam orada aslında o kulaklığı kapatma kaynaklıdır yani. Yani o yüzden yansıtmamak için onu yapıyorum yani. Tamam, en temiz geçiriyorum. Sonrasında hani bir 2 dakika süre sonra kendime geliyorum zaten. Yani. En temiz harekettir abi. Mikrofonu sustur. Sakinleş. Gel devam et. Ya önemli olan kapatmak işte o. Kapatmayınca biraz sıkıntı oluyor. Yani. Peki arkanda bir şey var imkan. Efendim? Arkanda bir şey var kanka. Arkanda bir şey var değil mi? O ne lan? Şaka lan şaka. Gül diye. Ya benim
birkaç kere oldu. Yalan yok şimdi. Bu server'ın başında bazı kurallar konulmadan önce olan şeylerdi. Yani dediğim gibi yayındaysam mikrofonumu kapatırım. Yayında değilsem de o anda çok fazla cevap vermem ve yani belki de Burak'ın yaptığı gibi birazcık sessizliğe bürünürüm. Birazcık kendimi toparlamaya çalışırım. Yani nasıl söyleyeyim? İster istemez kendini avutuyorsun o zamanlarda. Diyorsun ki yani ben buna bu şekilde yapmamalıyım. Yaparsam bir karşılığı olur. Yaparsam bir daha ben olmayabilirim belki de. Peki Demir abi sen? Serdar Ortaç dinlemem yani. Serdar Ortaç dinlemem. Yani burada bile sinirli ya. Sakinleşmek için mi ya? Ben gidiyorum sigara içiyorum ya balkonda. Açık açık söyleyeyim yani. Yani en güzel çözüm yöntemi mi? Ama yani buradan kamu spotu gibi yapalım da sigara içmeyin abisi. Yani giderim, yani sigaramı içerim. Orada düşünürüm mesela. Geri dönerim. Olsun. Bu sefer böyle oldu. Bir dahakine başka türlü olur deyip kendimi motive edip devam ediyorum. Yani her an bir tecrübe oluyor nihayetinde. Aynen öyle. Aynen öyle. Hırslarımızı bir kenara koymak lazım. Bazı rollerde. Bu bir rol abi. Bu bir aynen. Rol. Genç'u. Peki Kral sen ne yaparsın sakinleşmek için? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Çok affedersiniz kardeşim. Çok güzel gidiyoruz da bak. Bu dobeğin altta kalıyor tamam mı? Şerefsiz. Sorunların evet cevaplarını abi. Üstten alta doğru gidiyor tamam mı? Böyle o altta böyle analiz yapıyor böyle. Sentez yapıyor. O falan bir yerden çıkartıyor cevapları. Bak. Bir yani dahaki de sen başla. Yani sen başla. Bir sonraki soru tersten başlayalım. Yani tamam şey bu. Ayıp bu arada arkadaşlar. Çünkü benim kadar rencide etti beni. Yani ben çözdüm olayı bak. Bir şey aldım bana. Beni ilgilendirmez. Gül diye. Rencide etti bu olay. Ya ben rolde yani sinirlenmedim hiçbir zaman. Yani sinirlenmiyorum genelde. Çünkü neden diye soracaksın. Kalancı yani. Vardı, yalan bu arada. Bana bak gördün mü tıkandı. Böyle yani, de yalan söylemezdi yani. Genelde eğlenmeye bakıyorum yani hiçbir zaman kasmıyorum genelde hep eğlenmeye bakıyorum. Dobe karakterinde olsun, Amir'de de olsun. Hiçbir zaman, ciddi tarz roller yapmıyorum. Annemiz kalıyor ne babamız kalıyor. Ya tabii küfür ediyorum da rolde ediyorum. De o karaktere de küfür yakışıyor ya. Tabii. Yakışıyor abi ya. Ve Kral hani son sorumuza geleyim ben yavaştan. Benim için en önemli sorulardan bir tanesi bu. Tersten gideceğim bu arada. Kamuoyunun tavsiyesini dinleyeceğim. Genç Udan başlıyoruz. Buradan toksik kitleye bir mesaj iletmek isteseydim bu ne olurdu? En zor soru da buna geldi ya. Hadi bakalım. Harbiden. Bence bütün toksik kitle Danger gibi olmalı. Sen ne diyorsun? Sen candan devam ediyorsun. Candan devam et. Bana dedim ya. Aklıma gelmedi abi. Demek ki iyi ki de baştan başlıyormuşuz. Ya yani bunu şey gibi düşün hani çok fazla fanatiklik yapan hani bir hani şey gibi eskiden mesela şeydi bu hani önceki röportajda da hani örnek verdim buna. Eskiden mesela bu fanboyluk şu şekilde dönüyordu. Hani 43'te vuruldu 45'te vuruldu diye bir meme var. Hani bu adamın hani dizi setine gerçekten gidip hani gıyaben cenaze namazı kılan insanlar var. Hani aynı fanboyluğu yapan dönemin çocuklarıyla muhatap oluyoruz şimdi. Hani aynı devrin devamı yapıyor şimdi bu toksikliği. Evet, hani evet. Ama tabii bunun için hani ne söyleyebilirsin? Hani bunu hani atıyorum gidip yönlenmeyin, yazmayın, küfürleşmektense hani nasıl diyeyim? Ne söylemek istersin ki hani bir ders olsun onlara, bir düşünsünler. Tamam benim orayı keselim ya şeyden. Öyle. Sen ne kadar salaksın. Benim orayı. Sen oğlum sen ne oğlum bizim şeyimizi ifşalıyorsun. Benim keseriz orayı ya o kolay. Keseriz onu. Polat. Ya buna isterseniz ben başlayayım ya. Sen başla Şakir, sen başla. Ya şöyle söyleyeyim ben aslında... Aslında kişiler rolü izliyor. Mesela benim chatime geliyorlar, örnek vereyim, kendi adımı konuşayım. Rolü izliyorlar, ben karşıdaki role karşı herhangi bir yorum yapmadığım halde gidip karşı chat'e bir şeyler söyleyebiliyorlarsa bu kişi izleyicidir, benim izleyicim değildir. Bu rol, hani GTA kitlesinin izleyicisidir. Genelde yapılan role karşılık tepki veriliyor. Aslında ayırt edilmesi gereken en güzel, en püf nokta şu. Yönlendirmeden giden de bir kitle var ve belki karşı taraf da bazen yanlış bir şey yapmış olabiliyor. Yani bazen saçma bir şey de dönebiliyor açıkçası ve
ben de izleyici oluyorum çoğu zaman Twitch'te. Ben de bir şeylere, ben sessiz kalan biriyim ama herkes sessiz kalmak veya yazmamak zorunda değil. Kimseyi kısıtlayamazsınız. Bazı konularda haklılık veriyorum ama fanboyluk kısmına gelirsek, eğer sadece benim izleyicimse, başka chat'e gidiyorsa, o zaman kötü yani. O kısım kötü. Ama dediğim gibi diğer ilk bahsettiğim nokta yapılabilir. Ya bizim şeyi bilsinler yeter hani, sinirlenen sadece bizim karakterimiz. Ben bilgisayar başına sinirlenen kişi ben değilim. Veya ben kaybeden ben değilim. Ben sigara içiyorum halbuki. Aynen. Baksırımda oturuyorum. Ya da yani rol bittikten sonra o roldeki karşımızdaki insanla böyle sohbetle makara kukara yapıyoruz yani. Aynen, Valorant'a giriyoruz abi. Yani. Kameranın arka tarafı var yani, öyle bir şey var. Seyircinin görmediği kısmı işte. Bu. Aynen öyle. Mesela ben de devam edeyim kısa. Dizi izlermiş gibi izlemesini yani tavsiye ediyorum. Bu bir derbi maçı veya işte bilmem ne, yani büyük bir olay değil. Sonuçta biz orada rol yapıyoruz, vuruluyoruz, vuruyoruz. Vurulduktan sonra olsun ya, bu sefer onlar vurdu. Hani daha sonra hani, vurulmakta rol, hastanede rol, hani, vurmakta rol. Hani yani, hepsi programın hani programın hepsi zincirleme gidiyor. Bir rol yani. Yani öyle bir zincirleme gidiyor bir tane. Sonra vuruldum, hastanedeki IMS'e de rol çıkıyor mesela. Tabii canım, o adam niye saatlerce orada boş boş otursun ki bilgisayar başında? İyi tabii ki. Yani oraya da gidiyorsun, onunla da birazcık rol yapman gerekiyor. Yani toparlayacak olursak, dizi izler gibi izleyenler var ya böyle, onlara bayılıyorum, onlara böyle. Hiç chat'e bir şey yazmıyorlar, full screen'deler. Bayılıyorum. Aynen öyle. Eğlenmeyi bilen insan her türlü eğlenir. Ama ya toksikle bence biz bunu yavaş yavaş yani yok edeceğimizi düşünsem de hiçbir zaman bitmeyecek bir le yani, o yüzden. Yani bizlik bir problem değil aslında yani. Genel bir problem olduğu için. Kesinlikle. Genel bir problem o hani. Yok abi yok. Bu hani bu zaten hani yayıncıyla zaten hani yayıncıyla da karakteri canlandıranla zaten bir ilgisi yok. Evet. Bu genelde nasıl diyeyim, hani o ki, izleyen kişinin kendi kafasında kurup da hani yaptığı yorumlar, hani arka çıkmaya çalışması, hani bir futbol takımı gibi destekleyip poliganlaşması. Ya şöyle, şöyle yapabilirler aslında. Bak ben onlara şöyle söyleyeyim. Mesela atıyorum bir dizi izliyorsun. Özel bir platformda veya televizyonda. O diziyi izlerken yani band kaydı, işte o dizinin arkasında bir emek var, yapılmış bir olaylar var. O diziyi izlerken hemen mesaj atıp ya bu ne biçim dizi, şunu şöyle yapsanıza, bunu böyle yapsanıza gibi diyemiyorsun. Ama sen burada canlı, sen burada canlı bir şekilde canlı yayında rol yapıyorsun ve o kişi yani karşı bilgisayarda ellerine kelepçe de vursan o yazıyı yazacak. O toksikliği yapacak. Kesinlikle. Sen buna karşı koyamazsın. Şuna eyvallahım abi, bak hani eleştiriye eyvallahım, bak şöyle yaparsan hani atıyorum mesela hani şöyle oynasanız daha güzel olabilirdi ama yine de elinize sağlık, evet, yorumunu açığım olsun. Ama hani bunu nasıl yaparsın, hani yürüyün gidin hani daha iyi yapanlar yapsın, bak bu art niyet işte. Evet. Art olarak şöyle bir şey daha var, hani yaptıkları toksik bilmiyorum, başka chatlere gidiyorlar, o oluyor bu oluyor abi, hani belki bana zarar vermiyor olabilir ama diğer insanlara gerçekten hani büyük zararlar verebilir bu psikolojik açıdan, çünkü herkesin bir belirli sınırı var abi. Sonuçta bir oyun oynuyoruz ve adam buraya sonuç olarak, ya şimdi karakter düşünün, adam çok iyidir, 5'te 5 gider, 6 7 8 ya gidiyor, adam bir hata yapar, adamın ne anası kalır ne babası kalır. Çok yaşadım bunu bu arada can karakterinde. Ben sevdiğimden dolayı aslında insanları, hani yaşları küçüktür, o olur bu olur. Benim de işim çok büyük sayılmadı ama 12 daha ne yaşında. Olgunluk gösterebiliyorsun yani. Olgunluk gösterebiliyorum yani. Sonuç olarak. Ve hani bu belki bilmiyorum, diğer chatlere gidip de tam yayın açıyorum ben. Okey, hani karşıdaki yanlış bir şey yapabilir. Olabilir ama onun chatine gidip de lütfen yapmayın abi. Çünkü her insan ne bileyim benim gibi olsun, o olsun, bu olsun. Ben kendimden örnek vermiyorum. X kişi gibi olsun dayanamayabilir. Anasına babasına küfür yemekten hoşlanmayabilir. Hem minimum seviyede yapmamalarını tercih ederim. Çünkü diğer insanlara düşünmeler lazım. Kesinlikle. Ya düşünseniz abi, kendilerinden empati kursunlar. Yarın bir gün hani örnek veriyorum, o izleyenlerden biri bu sunucuya geldi. Ama toksik biri mesela, anladın mı? Aynı olayı yanlış bir şey yaptığı zaman onun da anasına söyleyebilir. Ona da zarar verebilir bazı şeyler. Ya tabii bu ki konu hakkında evet engelleyemeyebiliyorsun. İnsanlar hani bir kişiyi çok sevebiliyor, fanboy olabiliyor. Maç gibi düşünüyorum ben bunu. Yani bu artık çıkıyor bir müddetten sonra. Ya ailesine kadar gidiyor adamın. Ya aileme bulmuşlar abi. Abi genç olan hiç şey, cevap alamadım.
Genco çünkü şu anda sentez yapıyor, analiz yapıyor, tamam mı? Aldı üstten alta doğru yani, geliyor şu an. Hani, biraz sonra ya. Cevaplayacak şimdi. Az önce kapı çaldı da kusura bakmayın. Yok sıkıntı yok. Sana gel, sana daha gelemedik kral. Sıra sana gelemedi. Ama ben inanmıyorum. Bu çok yalancı abi. Evet, neyi söylemem lazım şu an tam olarak? Bizim ne söylediklerimizin ya? Şeyin ortak noktasını söyle. Diyorum ki bence dizi izler gibi izlemeliler. Lan öyle mi adam aynısını? Ben zaten söyledim onu aynısını. Nereden geldi bu aklına? Nereden? Şeytanın aklına gelmez ha. Vallahi bak ya. Şeytanın aklına gelmez ya. Hayret ettim şu anda ya. Ama sen film dedin, ben dizi dedim ya abi. Onu bir ayırt. Ben... Oğlum adam dizi dedi. Sen film desene keşke Allah. Pardon. Lan onu değiştirme aga. Dediğim gibi ben, Demir abi bence çok güzel dedi. Ona katılıyorum ben de. Kimseyi üzmemediler. Kimseye gidip o şunu öldürdük, bunu öldürdük tarzı. O tarz toksikler yapmamalılar. Dizi film izler gibi yorumlayarak kendi işlerini de izleyebilirler. Hem daha çok kesinlikle öyle abi. Bu bir rol. Aynen öyle, bu bir rol. Bu bir rol abi. İşte abi bu gerçek hayat değil miydi? Ben abi nasıl ya?